Herkese merhabalar. Topraklama konumuzla beraberiz. Tonguç Çevir adım benim. Süper bir konuyu işleyeceğiz seninle beraber. Aslında elektrik konusunun son kısımlarına geldik. Yani topraklama dediğimiz şey aslında elektrikten arındırmak demek. Elektrik yüklerinden arındırmak demek. Peki nasıl oluyor? Şimdi bazı cisimler biliyorsun elektriklenme ile bazen artı yükle bazen eksi yükle yüklenebiliyorlar. İşte biz bunları nötrleme yani sıfırlama yapmak istiyorsak topraklama dediğimiz olayı yapacağız. Bunun detaylarına bakacağız seninle beraber ve bunun aslında hayatımızda birçok yerde kullanıldığını göreceğiz. Apartmanlarda var, aynı zamanda elektrikli cihazlarda var, aynı zamanda işte mesela yıldırımların insanlara, çevreye, evlere, yapılara zarar vermemesi için kullanılan paratoner sistemlerinde var. Bunlara bakacağız seninle beraber. Gerçekten de önemli bir konu. Çünkü insan hayatı söz konusu burada. Topraklama sayesinde insanlar daha güvenli yaşayabiliyorlar. Buna beraber bakacağız. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Tonguç'um, topraklama dediğimiz şey cisim üzerindeki fazladan negatif yüklerin, hani senin üzerinde negatif yükler var ya bazen, of, böyle üstüm yanıyorum. Gerçekten böyle bir stres oluyorsun falan. Negatif yüklerin bir etken yardımıyla çakralarımı açıyorsunuz hocam. Aynen, çakralarını açacağız. Merak etme. Yardım toprağa ve topraktaki negatif veya topraktaki negatif yükün cisme aktarılması. Yani aslında toprak çok enteresan bir şey Tonguç'um. Bizim negatif yüklerimiz yutan bir şey. Hatta eksikse de sana negatif yük veren bir şey. Aa. Yani seni sıfırlayan, nötrleyen bir şey aslında. Sıfırlayan değil mi? Nötrleyen bir şey aslında. Mesela Tonguç, bu cismin yükü nedir Tonguç? Eksi. Mükemmel. Çünkü bir sürü eksi var, bir tane artı var. O zaman bu eksi yüklü bir cisim. Peki bu cismin yükü nedir Tonguç? Artı. Harika, bu artı yüklü bir cisim. Şimdi Tonguç, eksi yüklü bir cisim toprağa dokundurulduğu andaki sembolü şudur. Hani topraklamanın sembolü şu. Şöyle büyük bir çizgi, sonra birazcık daha küçülüyor. İşte bu topraklama çizgisi. Bu topraklamayı gördüğün anda diyeceksin ki ya kardeşim, eksi yükler cisimden toprağa doğru gider. Çünkü buna çok fazla eksi yük var. Ve bu ne yapmalı? Nötrlenmeli. Nötrlenmesi için fazla eksi yüklerin cisimden toprağa doğru gitmesi gerekiyor. Peki bu ne yapmalı Tonguç'um? Nötrlenebilmesi. Nötrle demek de artı ve eksiler birbirine eşit olması demektir. O zaman bunun eksiye ihtiyacı var Tonguç'um. Çünkü artılar hareket edemez biliyorsun. O zaman burada da eksi yükler topraktan cisime doğru gider ama sonuçta ne olur biliyor musun Tonguç'um? Her türlü cisim son durumda nötr hale gelir. O zaman eksi yüklü cisim artı yük nötr oldu. Artı yük cisim nötr oldu. Cisim her zaman ne oluyormuş Tonguç'um? Eksi. Hocam ben her zaman yalın ayak toprağa basarım. Nötr torgunuş derler bana. Aynen. Çünkü o yüzden nötr oluyorsun. Yani topraklama sonucunda cisim nötr oluyor. Geldik yeni nesil soruya. Fen bilimleri dersinde toprağın sırrı ne? Etkinliğin adımları tavada. Yarım kara topraktır. Toprağın sırrı neymiş? Hemen bakalım. Birinci adım. Ebonit çubuk gün kumaşa sürtülüyor. Ebonit çubuk gün kumaşa sürtülünce ne oluyordu? Ebonit eksi oluyordu, unutmayalım. Sonra çubuk, yani eksi yüklü bir çubuk, nötr elektroskopu dokunduruluyor. O zaman nötr elektroskopu dokunursa ne olur? Elektroskop bir anda eksi yüklü hale gelir. Bu eksi yüklü, bu da eksi yüklü hale gelir. Çünkü dokundurmada yükleri paylaşıyorlar. Tamam. Sonra Tonguç'um, bunu da toprağa bağlayıp, çünkü eksi yüklü hale geldi ya, yapraklar açıldı bak, görüyorsun değil mi? Açılıyor yapraklar. Ondan sonra toprağa bağlayıp anahtar kapatılıyor. Buna göre etkinlikle hangi süremez demiş. Anahtarı kapattığın zaman ne olacak? Hemen sana söylemeden önce ilk başta bakalım. İlk adımda kumaştan çubuğa eksi yük geçiş olmuştur. Evet doğru, çünkü bu adam nötrdü ilk başta. Sonrasında buna da sürtüldüğü zaman buradan buraya eksi yük geçtiği için bu eksi yüklü oldu. Bu doğru bir ifade. İkinci adımda elektroskop eksi yükle yüklenirse yapraklar açılır demiş. Elektroskop eksi yükle yüklendiği için evet burada yapraklar açmış. Bu da doğru. Üçüncü adımda topraklama işlemi ile negatif yükler toprağa aktarılır. Evet, bu eksi yüklü olduğu için artık toprağa dokundurulduğu anda bu eksi yüklerin fazlalığı toprağa aktarılır ve cisim ne olur, elektroskop ne olur, yaprakları kapanır ve nötrlenir. Bu da doğru. Topraklama işleminden sonra yapraklar daha da açılır. Hayır, topraklama işleminde ne olurdu cisim? Nötr olurdu. Nötr elektroskopu yaprakları ne olur Tonguç Evren benim? Bak, elektroskopun yaprakları böylese nötrdür. Elektroskopun yaprakları böylese Tonguç'um yüklüdür, bunu unutmayalım. Nötr elektroskopun yaprakları kapanır diyor. Geldik bir tane soruya. Elektrik yüklü cisimler toprakla iletken bir tel yardımıyla temas ederlerse cisim ve toprak arasında elektriksel yük alışverişi olur. Topraklamanın bilgisini vermişiz. Alışveriş. Zaten biliyorsun yeni nesil sorularda artık bilgiyi veriyoruz. Sonra şekildeki topraklama... Keşke cevabı da verseler. Direkt hiç uğraşmasın. Yeni nesil sorularda cevabı da veriyoruz. Madem bir şey yapıyorsa tamam. Aynen. Olsun ya. Şekildeki şey topraklama uygulaması yapılmış. Bir K küresine, bak burada topraklama uygulaması yapılmış.
eksi yüklü bir çubuk yaklaşıyor. Allah Allah, bir pislik var burada. Bir cisim yaklaşıyor. Aynen, eksi yüklü bir cisim yaklaştırırsa bir kere bunun nötr bir cisimde. Nötr bir cisimin içindeki eksiler buradan kaçacak. O zaman eksiler buraya gidecek ama buraya gelince aa toprağa gidelim diyecek ve buradan cumbulop gidecekler. O zaman burası bir anda artı olacak diyoruz. Sonra enteresan bir şekilde ikinci durumda toprak bağlantısı kesilip cisimden uzaklaşılıyor. O zaman sen bunu toprak bağlantısı kestiğin anda o zaman bu artı yüklü kaldı. Eyvah. Çünkü buradaki eksiler kaçtı ya bu eksiler yüzünden. Eksi eksiyi iter çünkü. Kaçtı gitti. Toprağa kaçtı. Sonra buradası artı kaldı. O zaman K yüklü cisim aslında artık artı yüklü. Buna göre küreler onsa diyor ki daha sonra K küresi yalıtkan bir itki yardımıyla artı yüklü bir kürenin yanına aşağıdaki gibi asılıyor. Tamam. Buna göre küreler yan yana denge durumu nasıl olur demiş. K küresi artı yüklüydü. Artı artıyı ne yapar Tonguç evrenim benim? İter. Süper değil. O zaman böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. O yüzden cevabımız Adana diyoruz. Çünkü ittiğini tek gösteren zımbırtı budur. Geldik topraklamanın günlük yaşamdaki uygulamalarına. Tonguç'um en önemli şeylerden bir tanesi topraklama bizi aslında elektriğin zararlı etkilerine karşı koruyor. Mesela Tonguç yıldırım düşer biliyorsun değil mi? Yıldırım düşmesini engellemek için camilerin tepelerine veya işte yüksek apartmanların tepelerine paratoner denilen bir alet takılıyor. Bu paratoner yıldırımların zararlı etkilerinden bizi koruyor. Çünkü yıldırım her zaman en sivri ve en sivri ve en yüksek yerlere çarpar. Dolayısıyla bu camilerin tepeleri. Benim arkadaşın kafasına düştü geçen. Aynen. O en sivri bir adammış. Tebrik ediyorum arkadaşım. Yani. Dolayısıyla paratoner bizi koruyor. Elektrik yüklüyüm. Gelmeyin üstüme diyor. Aynen. Topraklamayı sağlıyor. Yani o yüklerin dengesizliğini düzeltiyor. Toprak atlı prizler de aynı şekilde bize elektriğin zararlı etkilerine karşı toprağa elektriği aktararaktan, o negatif yükü aktararaktan koruyor. Ve yakıt yüklü tankerler metal zincirle toprakla temas ediyor ya buradan bak böyle. Metal zincirler toprağa değiyor. Çünkü bunların arasında bunlar giderken sürtünmeden dolayı, hava sürtünmesinden dolayı elektrik yükleri yükleniyor. Bu eksi yükler eğer böyle kalırsa burada Allah korusun bir anda alev alabilir. Çünkü eksi yükler elektrik enerji demek aslında. Dolayısıyla bunu toprağa aktarmak için böyle zincirler koyuyorlar. İşte topraklama yapmayı unutan tanker şoförünün dramını yine yaşıyor. Allah korusun. Çok tehlikeli problemler yaşayabiliriz. Hemen bir soru yapalım. Hemen meteorolojide bir haber vermiş. Onu okuyalım. Meteoroloji yetkilileri şiddetli yağış ve fırtına konusunda halkı uyardı. İki gündür aralıklarla süren yağmur yağışlarıyla birçok evi ve iş yerini su bastı. Akşam saatlerinde 9 katlı bir üniversiteye yıldırım düştü. Binada bulunan öğrenciler paratoner sayesinde faciadan kurtuldu. Oh be paratoner. Yukarıda verilen haberdeki olayla ilgili hangileri söylemedim? Asılsız bir haber. Hayır lan, doğru bir haber. Topraklama can ve mal güvenliği sağlıyor. Evet, doğru, tebrik ediyorum. Gerçekten insanların ölmesine engel olmuş. Ölmesini korumuş. Yıldırım olayıyla binaya aktarılan enerji toprağa geçmiştir. Evet doğru. Toprağa geçmiş ve kurtulmuşuz ondan, zararlı etkilerinden. Bravo diyorum. Bulutlarda biriken elektrik yükleri yıldırım olayıyla yeryüzüneymiş. Evet doğru, tebrik ediyorum. Yıldırım zaten o mantığı odur diyoruz. Ve o zaman diyoruz ki bir tane yeni soru patlatarak sorumu dersimizi bitirelim. Bilgi. Elektrik yüklü bir cisim iletken bir telle toprağa bağlandığında fazla yükleri kaybetmesi topraklamadır. Bilgiyi vermiş bile. Süper. Harika. Güzel. Yeni nesil soru. Grafikte bazı cisimlerin sahip oldukları pozitif ve negatif yükler verilmiştir. Tamam. O zaman bir kere pozitif yeşil, mavi negatif. O zaman bu cisim negatifler fazla olduğu için eksi yüklü bir cisim. Bu cisim negatifler fazla olduğu için eksi yüklü bir cisim. Bu cisim pozitifler daha fazla olduğu için, yeşiller daha fazla olduğu için artı yüklü bir cisim. Bu cisim de pozitifler daha fazla olduğu için artı yüklü bir cisim. He, tamam. Buna göre şimdi mesela K cismini sen toprağa bağladığın zaman, bir kere toprağa bağladığın zaman bak eksi yüklü bir cisim olduğu için fazla eksilik var ya, şuradaki fazla eksilik var ya Tonguç'um, şu evet, fazlalık. Hocam. Aslında bu fazlalık direkt toprağa gider. O zaman bu fazlalık eksiden K'dan toprağa gider. Bu doğru bir ifade. Burada da Tonguç'um, L'de de bu fazlalık var ya, bu fazlalık direkt toprağa gitmesi gerekiyor. İşte ters çizmiş. Topraktan geliyor demiş. Bu yanlış, o zaman cevabımız skandal. Bu. Skandal. Geldik buna bakalım. Mesela bu artı yüklü ya. Buradaki eksik olan eksiler aslında buradan topraktan sana dolar. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. Burada eksik olan eksiler de topraktan dolar aslında ne cisme. Bu da doğru bir ifade diyoruz. Ödülü sorumuzu yaptığım için yorumlara yolla. Hadi bakalım, başarılar. Sağ olun hocam.